Konnichiwa minasan. Mika-san. Buradaki en değerli şeyi göstersen. Bakar mısın şuraya? Onegai shimasu. Ha? Ben yeni anladım da espri bana geç vurdu. Şu an 6000 euroya satılıyor. Nereden buldun bunu? Şimdi düştü jetonum. Hello! Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Son derece ilginç bir içerikle beraberiz. İlginç koleksiyoner evlerini gezeceğiz. İki tane evimiz var. İnanılmaz şu an. Daha çok benim zevkime hitap eden koleksiyonları gezmeye karar verdim. Abi koleksiyon zaten zevk işidir. Her türlü koleksiyon keyifli bence. Hayır, benim sevdiğim şeyler üzerinden gideceğiz. Hayır. İlk olarak neredeyiz? Beril'in evindeyiz. Beril. Beril'i alkışlarla alalım. Merhaba. Beril ne koleksiyonu yapıyor? Tahmin etmişsinizdir bence. Evet, manga koleksiyonu yapıyorum. Beril manga kendi de manganın, baksana şey anime gibi zaten. Zaten evet, kitabın içinden fırlamış gibi. Şu an beynim karıştı, çok güzel oda. Ben burada kalacağım akşam. Kalın. Otaku. Otaku muydu? Evet, otaku bana diyor ki sevden çıkarken otaku muydu, neydi o diyor. Otaku nedir, anlatsana Beril. Otaku ve weeb kavramları anime seven ve bağımlı olan insanlar için kullanılıyor. Ama başka cümle olmadığından hani dalga geçer gibi bağımlıyım diye otaku kullanılıyor otaku. Yani. Bir dakika, otaku sadece manga sevdalı mı? Bizdeki şey var ya, nerd dediğimiz yabancı dilde. Japoncası. Onun Japoncası otaku, weeb de direkt anime seven. Hastasıyımın. Aynen, hastasıyımın. Benim şapka otakusu olmam gibi ama aynen. Alakasız. Yok yani, alakalı. 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 Şapka otakusu. Benim de manga koleksiyonum başladı. 63 tane oldu, onları konuşacağız. Ben bunların hepsini kendim bastırdım. Bütün burası asıl büyükleri. Gidiyorum matbaaya, buluyorum. Görüyor musunuz? Bu ne? Bu da bağımlılık, otaku. Ama bu çok tatlı ya, kedin çok tatlı abi. Böyle şey gibi duruyor burada, anime gibi yatmış. İkinci koleksiyonum daha küçük ama Funko Pop'larım var. Funko Pop dediği böyle büyük kafalı olanlar evet. İşte. Şimdi diyecekler beğenenler niye kutularından çıkalı? Çünkü kutularından çıkınca değerleri kaybediliyor. Çok pahalı şu an, alamadığım için böyle dizmeye karar verdim. Kutuları da orada duruyor. O zaman iki türlü biriktirici var. Tabii. Birisi ileriye dönük para yaparım aynen diye, birisi senin gibi sevdiği aynen için. Ya ben de öyle biriktiriyordum ama şu an 200-300 lira oldular dedim. Tanesi. Ben 60 lira da ben biriktirdiğimde o zaman şey diyordum. Ya 60 lira bir figüre mi vereceğim? Şu an İngilizce de biriktiriyorsun. Tabii. Bende 300 tane İngilizce var. Japonca bilmiyorsun değil mi? Hayır. Ha, şey olsun diyor. Aynen. Elinde Japonya'ya gittiğimde diye aldığım şeyler. Bu Japonca. Atakom Titan. Yani. Biliriz hocam bunları. Bu da Türkçesi mesela, aynı tamamen. İngilizce daha farklı basıyorlar. He, biraz daha büyütmüşler. Aynen. Şöyle tersten okuyorsun. Ben alışana kadar biraz vakit kaybettim ama. Ben önce bu sayfadan okumuştum mesela. Sonra demiştik hiçbir şey sonra anlamadım. Sonra dedim ki ben ne yapıyorum, yanlış başladım. Ben biriktirmeye başladım. En büyük sıkıntıyı söyleyeyim yavrum. Şeyi alacaktım, One Piece'i. Bir var, üç yok, dört yok, yedi yok. Basmıyorlar, çok az alan var, o yüzden basılmıyor. Çok az alan yok ki, stok yetişmiyor. Sevgili gerekli şeyler. Gereksiz işte yaptınız bu. Adınız yanlış. Doğru ama. Gerekli şeyleri bulamıyoruz. O yüzden demek ki gereksiz bir hata var yani. Doğru. Teşekkürler. Peki ben bunları ikinci el bulamaz mıyım bir yerlerde? Yok mu öyle? Gardrops'ta falan satılıyor ama hemen bitiyor. Bir uyarı göstermek istiyorum. Ben bir hata yaptım. İngilizce aldım. Yani buralarında stickerlarla falan geldi. Dedim önemli değil. Tamam, ne değil olacak? İkinci el zaten. Biri Amerika'da kütüphaneden çalmış. Çalmış. Bence çok değerli hocam bu. Evet, komik ama yani. Türkiye'ye kadar gelmiş olması bence çok ilginç bir şey. Kaçıncı el çalınmış bu? Buradaki en değerli şeyi göstersen, en ilginç şey bize. 3 tane var, onu düşündüm kendimde. İlki evet. Şu Vagabond'lar. Onlar 3 cilt. Vagabond. Teki 3 cilt ve hepsi gördüğünüz gibi hani şey oluyorlar, birleşiyorlar. Bunu bulmak çok zor. Yani hepsi ayrı ayrı. İnanılmaz detay, diğerleri gibi değil yani. Evet. Gerçek bir Japonya'da yaşamış samurayın hikayesini anlatıyor. Bunu çok öneririm. Bulamıyoruz, niye öneriyorsun? Bu da değerli. Jojo şeyinin Lure Müzesi'ne gitti, Lure için yaptığı. Bu da mesela normalde renkli değildir. Bunun ama renkli. Sayfaları renkli. Ay çok güzel. Vay. O da o kadar güzel ki habire bir yer köşeden bir şey çıkıyor. Size detayları daha geliyor. Daha neler var? Türkçe'ye çıkan ilk manga. Evet. Hatta hiçbir şey yok. Yazısı falan yok. Full dinozor anlattığı için. Zaten yazısı yokmuş. Aynen, zaten yazısı yok. Aynen. Vay. Benim en sevdiğim iki animayı söyleyeceğim. Benimki Ay Savaşçısı. Ha, ben bunu aldım yeni. Ikigami'yi çok aldım. Çok güzel, inanılmaz. Ama çocuklara mesela o hiç uygun değil. Ben çocuk değilim yavrum zaten. Tabii. Sonra şeyi bitirdim. Üç taneden oluşan şu büyücü kız. Dün gelmiş işte, oturmuş böyle Madoka Magica elinde büyücü kızla takılıyor. Evet. Pembe sayfa. Benim sevdiğim iki anime de zaten küçük kız animesi. Hangisi? Tamam, hazır mısın? Çok merak ettim. Biri Sakura Sao no Pet. Hiç izlemedim. Aşırı pembe. Sürekli sakura yaprakları dökülüyor ve ben ağladım bundan. Bir tane de Gin-no Saji. Ha, çok güzel. Biliyorum onu galiba. Çok güzel abi, bak bunu bir izle. Yumuşacık olacaksın yani. Öyle güzel yani. Ben daha çok böyle kafası kopsun falan. Ben işte şeyi seviyorum ya. Böyle gerçekçi. Slice of Life diyorlar ya, onu seviyorum yani. En iyi Slice of Life bence bu arada Oyasumi Pampan, İyi Geceler Pampan daha yeni çıkmaya başladı. Alayım hemen bunu ben. Yok, benim size hediyem var. Ne? Evet. Paketi açmaya sen çıldırırsın. Dur. Bunu alacağım da ona baktım. Onu aldım.
Hayır, bunu almayacağım buradan. Yani alacağım yani. Belki de onu almıştık. Aynen, onu demeye çalışıyordum. Ha, nereden anladın benim Slice of Life seveceğimi? Ya şu an Türkçe çevirmiş, en iyi beğendiğim ikisini aldım. Bu var bende. Var mıydı? Senden görüp aldım. Gerçekten. Evet, evet abi. Bu var bende. Tamam, bu benim. Aynen. Yay. Yavrum evde var zaten. Olsun, ayrı. Başka bir tane ihtiyacı olana vermiş olur. Ben bunu birine vereyim çünkü bizde var. Senle benden, sizden, senden hediye olsun. Sevindi bak, mutlu oldu. Güzel lan yavrum, harika. Hoparlör mü? Evet. Oyunlar var. Yavrum senin de koleksiyonunu yapalım yavrum. Ben çeşit çeşit. Ona gay şumaz. Ha? Yavrum. Anlıyor musun? Çok tatlı ya. Ceyda'cığım. Bir dakika, yandım senin yüzünden. Bir adım atabildim yılanla daha ya. Ne yılanı yavrum, gel video çekiyoruz. Kıyafetlerini falan da böyle asmış. Ay çok güzel ya. Sen yayın yapıyor musun? Aynen, bazen açıyorum. Nerede yapıyorsun yayın? Twitch'te. Ama yılda bir, yılda iki. Adresini aşağı koydum. Yani aslında YouTube'un da koydum ama siz Twitch'e de bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bu ne şeker şeyi? Baksana. Sağ ol yavrum, orada pembe Lamborghini var. Japon çocuklar var ya, sokakta gezen zengin çocuklar. Netflix'e belgesel geldi. Asya geceleri, orada görürsünüz onu. Aa, doğru ha. Aynısı. Bak, babası yapmış bu arada bunu da. Hiç kıpırdamıyor mu çocuk? Hayır, hiç. Allah Allah ya. Yavrum sana ne yaptılar? Yavrum, çocuk gitmiş hocam bu. Tam bir otak olmuş, yatak otakısı. Günde kaç saat manga okuyorsun? Ya en az 7 saat oyun oynuyorum. Kalan bütün zamanda da manga okuyorum. Ve internetten okumaya çalışıyorum birazcık daha. Tabii, bulmak da zor. İnternetten okumayı şeyden sevmiyorum. Desteklememiş oluyorsun yazarı ve hani evet, bayağı bir korsan yaptığın zaman bilinç, para kaybediyorlar. Aynen. Siz de internetten okuyun ama olabildiğince almaya çalışın. Tıpkı bize abone olmanız gerektiği gibi. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır. Bir de cancıklar vardır. Gelir, izler, like atam, abone atam yok. Canlar her türlü birinci, ikinci cilde ulaşıyor. Bir şey biriktirmek istediğinde hop ucuza elde edebiliyor. İkinci el oluyor ama cancıklar ikinci el çalınmış alıyor efendim. Amerikalardan falan çalınmış oluyor. Hayır, o kız yazmış cancık. Bir arada cancıklık yapmış olabilir ama kendisi bakın burada gördüğünüz gibi candır yani. Kaç adet kitabımız var? 800. Ne? 807. Abi çok helal olsun ya. Vallahi çok iyi. Bir şey olmuş buna. Bu çok tatlı. Evet, evet, bu huzur ya böyle. Aynen. Bu odadan da mı çıkmıyor? Birlikteyiz ya bütün gün. Ulan en değerli şey gidiyordu şunun, al çok. Önemli değil ya. Gambatte. Ben bayıldım ya, her köşede bir böyle keyifli bir şey var. Çiçeği de şey değil mi bu arada? Onunla Ikea'dan almıştım ama. Çizgi film okuyordun değil mi? Aynen. Finallerim bu hafta ben. Ama sen ne oluyor ya, hele video çekiyorsun. Aynen. Yay. Şey daha yararlı bence. Bak bu yastığı nereden aldın? Bu çok önemli bir detay. Bunlar Japonların sarılma yastığı değil mi ya? Aynen aynen, body pillow dedikleri. Bir şey söyleyeceğim. Ben aslında sarılma yastığı çok istiyorum ama sana ayıp olmasın diye almıştım. Ya ayıp olur yani. Senin sarılma yastığına ihtiyacın yok çünkü. O ama gerçekten sarılma yalnızken yastığı kullanılmak ama için. Ama sarılma yastığının konforu inanılmaz böyle. Oo, elime de almak istemiyorum. Korkuyorum. Onu da babam yaptı. Alacağım elini. Vallahi babasının yaptıklarına. Ben biliyordum böyle olacağını ya. Kırdın. Babam burayı izlemesin. Ben... Kusura bakmayın. Babanın adı neydi? Özkan. Özkan Bey. Özkan Bey, çok özür diliyoruz biz size. Ben onu hallederim ya, hiç önemli değil. Özkan Bey, şunu şöyle bıraktım. Baban sürekli yurt dışına çıkıyordu değil mi? Aynen. İnşallah yurt dışındadır şu an. En sevdiğin manga hangisi? Dorohedoro. Dorohedoro. Bunu bekliyordum bütün gün. Çok güzel ya çizimleri. Çok öneririm bunu. Beril biraz kaotik seviyor. Aynen ama ben. Hiç öyle durmuyor ama. Hiç öyle durmuyor mu? Siyahın içine pembelerle gerçek bir kaotik. Ben eskiden kaotiktim. Bizim akrabalar var kaotik. Ben de anime izlemek çok zor. Ben dizi hiç mesela çok az izledim dizi. Ben filmciyim ama yani neredeyse çoğunu izlemişimdir. Abartmayayım da. Sadece Netflix'e geldiysen. Yani araştırmaya. Herhalde gidip anime cehenneminden izleyecek halim yok. Anime cehenneminden. Şimdi ötekilere gidelim. Babanın olur. Hadi. Tamam. Aslında çatı katı da var ama oraya. Nasıl ya, bakalım hemen. Yani yasaksa girmeyelim. Hayır. Bu ne ya? Yani... Çıkıyorum. Çok zor şartlarda çalışıyoruz burada. Tam yabancı filmlerdeki. Gizli saklı kafayı dinleme yeri değil mi böyle? Evet, her şeyden uzaklaştı. Aç bakar mısınız şuraya? Arkadaşlar şöyle bir göstermek istiyorum size. Çok beni şurada bir çeker misin ya? Abi inanılmaz bir şey ya. Buradan geliyor benim bütün. Anladım, babadan. Aynen, aynen öyle. Bu ne? Bu Afrika'da taktıkları şeyler, zaten o direkt balta üstündeki. Balta mı? Aa, evet, evet, balta var. Burada bayağı korkunç şeyler var. Ya burası da hani gittiğinde aldığı bütün abuk subuk şeyler, aynen, ve kitaplarla anladım, alakalı. Dikkat et arkaya, boşluk var ha. Aynen. Bu ne? Gepetto amcam bu. Ya çıktı amcam. Aa gerçekten bu vallahi Gepetto. Vallahi Gepetto bu. Ve çok korkutucu değil mi? Gepetto amca sana ne oldu ya? Ceyda dur, daha fazla gitme, bunu alman lazım. Hayır. Hadi bakalım. Yaptınız yine ya. Oldu oldu.
Benim ayaklar 48 numara olduğu için pek sığmadı buradaki şeye. İnmeyi başar. Anamız. Tamam, indim. Onlar da benim gittiğim ülkelerden aldıkları. Kaç ülke gittin? 40 falan. Ne diyorsun ya? Kaç yaşınsın? 21. Senede 2 ülkeye gitmiş. Biz toplamda kaç ülke gittik Ceyda? Biz 35 yılda 2 ülkeye gittik. Biz üşengeçlikle mi bakkala giremiyoruz ya. Böyle istemeden bir yerden bir koleksiyon çıkacak gibi geliyor. Peçete koleksiyonu yapardık biz eski. Benim de pul koleksiyonum vardı arkadaşlar. Benim favorime geldik. Şimdi eve girdiğimiz şok olduk biz bunu görünce. Utku çıldırıyorsun biliyorum. Bence de çıldırmalısın kardeşim. Bakın benim motorum hem de R1250 yani yenisi. Benim motosiklet. Ceyda'yı almayı düşündüğüm Scrambler. Evet. Sorun böyle şeylerde. Bir tane aldın, iki tane aldın bir önemi yok. Güzel durmuyor. Tabii. Evet, İlla çok toplaman lazım. Bence muazzam. Evde her bir bölgenin arkasında başka bir bölge var. Bakın. Çok iyi ya. Bu ne? Magnet topluyorum diyen bir daha düşünsün kardeşim. Hani buzdolabının üzerine 10 tane magnet koymak. Hani o kadar çok magnet var ki bak koltuk yapmış oturup bakmak için. Gel biri şöyle senin evinmiş gibi rahat et. Vay be nasıl gezmişim diye bakıyorum. O kadar çok ki bir sürü şey gözümden kaçırdığımı düşünüyorum bu şu anda. Bu arada maskeler inanılmaz. Şundan çok korkuyordum buraya attığımda. Afrika'da alınan. Annen de kesin bir şeylerin koleksiyonu yapıyordu. Annemin şurada küçük baykuş var. Al işte bak. Baykuş mu? Utku bayılır. Utku çıldırırsın. Ay. Oo bu çok güzel. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu evi temizlemek. Biz dün. Biz geleceğiz diye temizlediniz değil mi? Çok korkutucu. Keşke temizlemeseydin ya. Yukarıyı görseniz böyle yaptığınızda bu kadar şey çıkıyordu en tepesi. Olsun ya niye zahmet ettin? Tek bir şey söylemek istiyorum. Koleksiyon maddiyata kesinlikle önemli ama zaman da çok önemli. Ben hani bir yıl hani anime seviyorum, manga seviyorum deyip hepsini almadım. 10 yıldır hani ayda 3 tane 4 tane. Tabii bu arada. Onu izleyenlere demek istedim size değil de hani. Doğru. Çünkü doğru. Bana hep diyorlar çok zenginsin o yüzden falan. Hani tabii ki de para önemli ama bir şey istediğin zaman zamanla sen ona para biriktirerek yapabiliyorsun. Bugünün kuruyla tabii senin aldığın zaman arasında %100, %200 artmıştır ama evet. Onu toplamaya kalksan ne kadar eder? 70 bin diyelim. Peki satılabilir bir şey mi? Tabii canım insanlar ne kadar paraya satıyor. Bir de hani full mesela bütün One Piece'i topladım. Hepsini sattığında daha çok para eder. Ben mesela şu an bana desen ki Naruto'yu satıyorum. Alırsın. Naruto'nun birden kaça kadar var şu anda? 40 çıktı mı? 37 bine çıktı. Naruto'nun 40'ı çıkmamıştı. Ya. 40'ı çıkınca haber ver biz de geliriz beraber okuruz. Kaç eksik derken yani. Tövbe estağfurullah. Ben yeni anladım da espriyi bana geç vurdu. Vallahi çok sağ ol bizi ağırladın. Vallahi evet. Çok mutlu olduk. Çok güzel. Saygı duydum sana sonsuz. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi buradan başka bir koleksiyona geçeceğiz. Başka bir yere daha gidiyorum. Şöyle yapalım öbür tarafta açalım. Tamam. Şöyle yapalım bak gelin. Ne yapıyorsun Ceyda ya? Açıldığımızda diğeri. Yapmayacağız abi. Yap ya Allah aşkına hayalinde canlandırdığını bir deneyelim ya. Eğil saçına zoomla. 3, 2, 1 saçına zoomla. Yaklaş saçından açılacağız şimdi. Arkadaşlar evet. İnanılmaz kar başladı ama vardık. Şu an mükemmel bir koleksiyonun evinde dahiyiz. Dahiyiz daha girmedik. Aa dur araba geliyor. Ödümüz koparak geldik böyle kayacak mıyız edecek miyiz diye. Sonra dedim ki ulan bu İsveç'te ne olsun? Norveç'te Oslo'da nasıl oluyor bu işler? Meğer Oslo'da alttan ısıtmalıymış böylece kuru tutuyorlarmış yolları. Oo burada Oslo yerler ıslak kalmaz gibi. Sen o geldi şimdi buraya. Çok saçma. Evet, şimdi de Ahsen'in evindeyiz. Ahsen, hocam doktor. Doktor Ahsen Hanım, hocam bu nedir? Burada böbreğini mi aldınız çocuğun? Kalbini mi söktünüz hemen geldiği gibi? Aşkım, eğitimin getirdiği zor yaralar. İzlemediğim için. Burası inanılmaz. Şimdi İnanılmaz bir yer. Girince çığlık attık böyle Ceyda'yla. Müze burası. Evet, müze evet, açmayı müze düşünüyormuş. Inşallah. Bununla başlayalım. Evet. Sonuçta en sevdiğim parçam diyebilirim. Yani. Gerçek boyutu 178 cm boyu. Bunu gümrükten çok zor geçirdim. Tabii canım. 5 farklı kutuda geliyor devasa bir kutularda her biri. Evet. O yüzden de 30 kilonun üstü normalde gümrüğe takılıyor. Aldığım yere yalvala yalvala 3 ayda bir parçayı gönderttirerek aldım. Tam 2 yıl sürdü şunu toplama. 2 yıl. Ne kadardı? Şimdi ne kadardır? Ben bunu aldığımda 1500 dolardı. Şimdi? 1500 dolar da kargosuydu. Şu an 6000 euroya satılıyor. Çünkü 288 adet üretildi dünyada. Tahmin etmiştim ama şu kadarcık şeyler 800 lira arkadaşlar. Tahmin etmiş, öyle tahmin. Böyle tahmin edilmiyor. Yani onu hesaplayamadım. Belki sonra bize olursa ilk biz gitmiştik deriz. Kaç parça var burada Ahsen? 872 en son saydım. Biz 872'sini gösteremeyeceğiz. Siz Ahsen'in kanalından veya Instagram'ında sürekli paylaşıyor. Oradan bakın. Ben aşağı koydum. Şimdi bu Figure Art Zero serisi dediğimiz bir seri var. Portraits of Price serisi 22-23 santimlik
figürler. Bunlar 40-50 dolar arası mesela. Bunlar 100-150 dolar arası. Şunlar mesela özel üretim limited edition. Abi ne kadar iyi yapmışlar mükemmel ya. Mükemmel detaylar. Müthiş yani. Pardon, bu nedir ya ayakları? Bırak bu ayakları. Çok iyi abi, çok iyi yapılmış. Gerçekten küçük tırnağın şu kadarına kadar yapılmış. Hatta bazılarının dokunuşunda bu değil, işte orada gösteririm. Daha böyle neden ona ten gibi, ten gibi bir doku veriyor bazılarında. Şunun bir tanesini şöyle söyleyeyim, 70 dolara mı 60 dolara mı ne almıştım? Şu an 400 dolara falan satılıyor. Yani altın almaktan daha değerliymiş şöyle o zaman. Şöyle söyleyeyim, parasını boşa değil yatırıma bir yandan da harcamış. Bir de dolar ben aldığımda 6'ydı. Bunlar Ruto bölümü. Bunlar da Nendoroid'ler, 10 santimlik şurada gördüğünüz. Çok iyi ya. Bunlar hareketle değiştirebilir parçaları olan figürler. Nasıl ya? 40-50 dolarlık. Bunları oynatabilirsin, pozlayabilirsin. Aa çok tatlı. Bunları böyle saklıyorsun. İstediğin gibi yüz ifadesi değiştirebiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Şimdi merak eden var, abi bunlarla oynamıyor musun diye. Bunlar oynamıyor arkadaşlar. Bunlar daha izlenecek böyle uzaktan bakıp. Burası gene One Piece bölümü. Şu üst tarafta daha popüler animemiz. Belki takip ediyorsunuz. Aa evet. Bu, mangası var bende. Aynen. My Hero Academia'nın. Ha bu da mesela çok kar ettiğim bir settir. O zaman 15-20 dolardı tanesi. Hı-hı. Şu an bulması bayağı zor. Yani tanesi 120 dolara falan geliyor neredeyse. Yani... Aa bunu izledim ben şimdi. Demon Slayer. Evet. Aa Kurukuno Basket. Bu One Piece'in gene pop figürleri dediğimiz Haikyuu'nun. Bu Nendoroid'lerin şeyleri oluyor. Dioramaları. He. Aynı şekilde bu spor salonu. Şey, i̇şte şurada bir yani. Aynen Çin odası gibi. Abi biraz fazla mı kas yapmış? 72 six pack ya. Bak görüyorsun. Onun boyu 3 metre bu arada, ondan olabilir. He normalde 3 metre. Attack on Titan'ın figürleri. Evet. Burası Full Metal Alchemist'in. Bu da Türkiye'de aslında bayağı sevilen bir evet, seri. Evet bu çok hep şeyde, Netflix'te biliyorum. Bu Yu-Gi-Oh! Çocukluğumuzda Türkiye'de yayınlanan nadir animelerden. Kartlarla oynanan bir oyun üzerine. Bu ama Türkiye'de yayınlandı ve benim en uzun süre izlediğim çizgi film. Pokemon'cuyuz biz. Hacı onu da kaldırdılar. Ya, çocuğun tabii. Biri ben Pikachu'yum diye atladı. Evet. Ya, yemin ediyorum. Kardeşim Subasa senin yüzünden Pokemon'u kaldırdılar. Pokemon Pikachu uçamıyordu ki zaten. Evet. Pichigetto'ydu o. Bunlar statüler, çok daha farklı. Bunlar hep sınırlı sayıda figürler. Yani 200-400 tane üretilmiş. O yüzden çok daha değerli figürler. One Piece'in aha, yazarı tarafından lisansı olan bir statü. Bu benim ilk aldığım statü. Üniversitede çok uğraşarak aldım. Çünkü gümrüğe takıldı 38 kilo figür. Müthiş bir şey bu. Evet. 800 parça üretildi onda. Bu da Gaara'nın, bu da lisanslı. Iron Kite tarafından yapılan. İzlemediğin, takip etmediğin bir şeyin figürünü beğenip alıyor musun? Yok. Aslında... Yani figürü çok beğendiysen mesela açıp animeyi izliyorum. Şimdi onu diyecektim. Ben mesela One Piece seni... Ben çok izlemiyorum zaten öyle anime falan ama... İzlemediğim şeyle izlediğim şey arasında fark var yani. Mesela bir şey anlamıyorum. Çok iyi iş yapılmış şeyler, çok güzel. Ama ne anlattığını bilmiyorsun. Ne anlattığını bilmedikten sonra evet, keyif tabii. Vermez ki. Evet. Doğru. Yani mesela çok beğendiğim figürler oluyor. Aa diyorum bunu ne kadar güzel yapmışlar. Ama açıp animeyi ama izliyorum. Ama izlemek lazım. Japonya'ya kaç kez gittin? Japonya'ya bir kez gittim. Çıldırmışsındır. Babamla gittim, çok çıldıram. Gezmedim oraları. Ben yürüyorum, yürüyorum. Nasıl geziyorum da bana diyor ki artık yeter, ben durmak istiyorum. Ya çok iyi yapılmış ya. Bu nedir? Şuraya çok, bak. Çok evet. Hoş. Yani dokusunun bile şeyini evet, veriyorlar, inanılmaz. Kıyafetin dokusu. Şurada normalde şöyle fosforlu şey parlıyor. Tatlı. Bu Mushishi diye bir anime. Evet, her yerde bakteri gören çocuk, bakterilerle konuşan evet. Çocuk. Ulan her şeyi de biliyorum, bakma yani. Ya bayağı iyi biliyorsun evet, ya. Evet, sen bayağı biliyorsun. Ama Mushishi bayağı iyi konuldu ya. Ben bilmiyorum, yani bilmiyorum. Sevdiğim böyle daha yetişkin tarzı animeler. Çünkü çok akıllıca yazılmış bir şey, çok değişik yani. Ortadaki Slam Dunk, diğerleri Kurokuno Basket. Aha, Slam Dunk'ın yeni versiyonu diyebilirsiniz. Daha yakışıklı çocukların çizildiği. Oha çok iyi şu. Hareketi harika hareket, vermişler. Ya bu mesela gerçekten Mega House'un yaptığı en iyi figürler diyebilirim. Çünkü gerçekten hareketi verebilmiş yani. Yok mu bir Tsubasa'mız? Yok. Pokemon? Pokemon var. Ha Pokemon'lara geleceğiz arkadaşlar merak edenler. Hani sadece onu bilen çoktur. Asterix mi onu değilmiş? Ay pardon. Ay o şey bunların kablosu. Zoran'ın küçüklüğü. Burası Hatsune Miku Vocaloid serisi. Bu bir virtual singer. Sanal şarkıcı. Şarkıcı. Aynen. Bir dakika, gerçekte böyle bir şarkıcı var. Animasyondan oluşan bir şarkıcı. Evet. Biri seslendiriyor ama kim olduğunu bilmiyoruz. Aslında bir temel ses alınıyor. Gerisini bilgisayar programı seslendiriyor. Ha güzel. Tam Japon işi abi. Çok iyi ya. Ömrünü buna adamış. Onunla evlenmek isteyen otaku amcalar vardır kesin Japonya'da. Evlenmiş değil mi? Bir tane var biliyor musun? Nasıl becermiş evlenmeyi? Bilmiyorum, Japonya'da haberleri çıktı işte Hatsune Miku ile evlendi. Bir tane şeyi almış böyle. Aynı bunun gibi bir dol.
Ha tamam, en fazla bebeği onu var. Yani resmi evlenememiş yani. İşte kilisede öyle evleniyorlar resmi. Evini almış diyelim. Bunlar açmadım. Daha henüz şeylerim, Nendoroid'lerin bir sürü bir sürü. Nendoroid daha mı ucuz? Nendoroid daha ucuz diğerlerine göre. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Hani mesela ilk başlangıç için sanki bu işe başlayacak adam yani ufak ufak biriktirip Nendoroid alabilir gibi geldi bana. Yani Türkiye şartlarında hiçbir figür ucuz değil. Aşağısı Pokemon'lar ve şu Totoro'nun üzerine, Totoro değil neydi o ya? Snorlax. Ha, Snorlax'ın üzerine yatmış olan inanılmaz. Çok güzel. Biraz yakınlaşabilir miyim? Tabii ki. Ay. Pokemon'un birçok sezonu var. Ben ilk sezon çocukluğumdan kaldığı için genelde ona dair karakterleri topluyorum. Yeni Pokemon'ları pek almıyorum. Ceyda çocukluğuna gitti. Evet, bildiği animeyi bulunca. İşte bak, bilmek başka yani bilince daha keyifli tabii çünkü ki. Çünkü inceleyebiliyorsun. İnceleyebiliyorsun, ne nasıl yapmış diye bakıyorum. Mükemmel ya. Bence ben size şu anlatamıyorum ki güzellikleri. Ceyda şu. Bence direkt hepsi şu. Çok güzel. Yani şu çok iyi. Bunlar kitap araçları. Ay çok mangaların arasına koyduğum My Hero Academia'nın şeyleri var. Çok iyi. Çok iyi. Kitap ayracı aşırı severim. Peki asıl soru. Sence tamamen değeri şu andaki ne kadardır? 80 bin diyelim. Bence 80 bin. Çünkü hepsi pahalı figürler değil. Biz 150 bin diyelim. YouTube burası. Tamam, 100 bin dolarla anlaşalım ama ya. Ama bence gitgide ilerledikçe daha da artacak fiyatları. Tabii senin yani bazıları yani çok hala değerlenen figürler. Bir de şöyle bir şey var. Mesela insanlar fiyatını aynı şekilde çok soruyorlar. En çok aldığın soru buranın değeri ne kadardır diye. Ama koleksiyon öyle ölçülen bir şey. Evet. Yani bizim kafamızda. Ama mesela insanlar da şöyle bir algı yapıyor. Vay ne kadar zengin. Çünkü insanlar düşünüyor ki ben bugün dükkana gittim. Dedim ki sar burayı abi bana. Kaç yılda yaptın bu işi? 12 yılda yaptım. Zaten bunun keyfi her gittiğin yerde. Yani hep farklı bir şey almaktadır. Gidip bütün dükkanı alsan bir keyfi yok ya bunun. Bir kere de yapsan ne keyfi olacak? Önemli olan biriktirme duygusu. Oradaki böyle aldım, böyle verdiğin aldım, çaba yani bakıyorsun şimdi ilk aldığım mesela resimlere bakıyorum 3-5 tane şeyim var yan yana koymuşum bir rafta duruyorlar. Ondan sonra gelişim ve şu anki odanın hali. Tabii. Ya çok güzel. Çok bence mutlu çok oluyor. Güzel yani. Konnichiwa minasan. Ganbatte. Yotte kenkatu wa igaito yapusu Pokemon Poya katana. Uvu. Uvu mu? Evet evet. Şu saçı alışın. İkani. Yeterince Japon yüklendik. Artık biraz normale dönmek için. Harry Potter. Bakmayacağız yukarıda. Uvu. Hatsune Miku oldum. Beni bir Hatsune Miku iken... Beni bir Hatsune Miku iken çek. Bakın terlikleri bile var. Hadi şimdi Harry Potter'ı gezme. Orası benim bölümüm. Evet, Asya'nın kardeşi Harry Potter koleksiyoncusuymuş. Kitap koleksiyoncusuymuş. Onu tam anlamadım. Harry Potter koleksiyonu deyin siz ona. Şimdi oraya gideceğiz ama bu şekilde gideceğiz. Yoruşkan Ayısmaz. Ay. Yavrum geyşem yapma böyle hareketler. Aa, evin içine kendine ev yapmış. Reyhan'ın odasındayız. Öncelikle karışıklık için özür diliyorum. Çok güzel bir odan, çok keyifli. Çok teşekkür vallahi ederim. Sen bitirdin mi okulu? Bitirdim. Sen de doktor oldun. Yaşlandık. Hepsi doktor oldunuz. Yaşlandık. Ne buraya doktor girmeyelim. Sen yaşlandın, sen biz ölek. İnsan kötü hissediyor. Neyse siz göstermiyorsunuz. Yok, sen hiç göstermiyorsun. Nasıl olabilir ya bu? Dur bunun ışığını açayım. Aa, bu bizim Pelin'e aldığı şeye benziyor. Bir dakika, nasıl olabilir? Abi sanki içeri gidiyormuş gibi görünüyor. Evet. Gizli bir bölmeden içeriye gidiyormuş gibi görünüyor ya, bakın şöyle geriye doğru aslında ama cam orası. Başka nelerim var özel? Kitaplar burası zaten. Kitaplar. Burada esas koleksiyon şeylerim var. Bu zaten Nimbus 2000 esas bizim şey. Nereden buldun bunu? Bu ablamın hediyesi bana. Aa, sana aldığım işte bak. Aa, evet. Ateş Kadehi. Ateş buna... Kadehi. Allah. Ne oldu? Kırdın evi. Yok ya, hayır, bir şey hayır, değil. Ya burası terliğim şimdi çarptı. Tahta olunca birazcık gıcırdıyor. Bunu aldım bence Eda'ya. Diğerleri de güzeldir eminim. Ama sen hiç açmamışsın onları. Açmadım çünkü zaten şeyde hep bakmıştım. Ha, hepsini tamam. Hepsini topla aldım ve bozulmasın diye şu an açmıyorum. Asalarım burada. Asalarım burada. Asalarım bazıları açılmamış. Sihir dükkanına alınmış. Onların da hepsini açtım ama sonra tekrar paketledim. Kırdın da o şeyi. Mühürü aynen. Bu ne? O düşünseli. Çekiyorsun şey yaptığın, bıraktığın düşüncelerini. Aynen, düşüncelerini bıraktığın. Yanında da işte şeyleri var. Aslında o defter de çok güzel yapmışlar şeylerini. Çok iyi. Defter bu. Evet. Defterin üstünde. O günlük gibi. Ajan tüm mantıklı. Aynen. Çok mantıklı. Aa, düşüncelerini bırakıyorsun ajandaya. Çok mantıklı. Bu tarafta gene bir sürü kitaplarım var. Bu işte gene pin koleksiyonum. Aa, çok güzel. Bende de var. Bundan var. Harry Potter'ı okuyanları, sevenlere önereceğin ikinci seri ne? Eğer mitoloji seviyorlarsa Percy Jackson serisi. Sevmiyorlarsa? Büyücülük falan seviyor abi. Bunlar Harry Potter okuyor. Sen büyücü, büyücü. Ben bütün büyücü dizilerini izledim. Bütün büyücü film. İyi kötü. Yapılmış bütün hepsi. Vallahi şu an düşünemedim. Zaman Çarkı'nı okudun mu gerçekten? Zaman Çarkı'nı yeni başladım. Yani çünkü hayır, yürek ister bunu bitirmek. Evet, daha bitmedi. Dizisini izledin mi? Dizisini izlemedim, hayır. Kitabı okumadan diziyi izlememek gibi bir şeyim var. Kesinlikle çok doğru yapıyorsun. Ben Harry Potter'ı ilk kitabını okuyarak başladım. Sonra filmini izledim, mahvoldum. Evet. Sonra kitaba devam ettim ama filmini izlediğim için kitap okurken film gözümün önüne geliyor. Ama kendin okuyup kendin canlandırman, evet, inanılmaz iyi oluyor. Benim zamanımda yoktu çünkü Harry Potter'ın filmi. Çok sevmiştik biz. Kitaba inanılmaz. Ama
Ama kıskançlık oluyor mu daha büyüğünü görünce? Ben benim tek kıskandığım Tayland'dakiler. Çünkü orada üretiliyor statüler. Hani devasalar alıyorum. Var ya. Ve çok ucuz. Tak alıyorlar binlerce. Burada bir statü sahibi olmak kolay değil gene, anladınız değil mi? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir düştü jetonum. Mika-san!